Ekamp. Ya başımıza bir Altay Spor eksikti. Ekamp'tan sonra deplasmana geçeceklerdi. Bugün döner, merak etme. Selman, hayırdır? Ağam, kahvaltı ettiniz. Bakın börek var, ondan sonra poğaça var, ondan sonra kıymalı pide var. Ben tokum ama hatırın için bir parça alayım. Buyur buyur. Tadı çok güzel. Ay bu börek çok güzel ya. Nereden aldın? Size teessüflerimi bildiriyorum biliyorsun mu? Ben yaptım. Aa, demek senin böyle marifetlerin de var ha? Vay be. Bizim Volkan yumurta bile kıramıyor. Adam börek yapmış iyi mi? Ben size çay getireyim. Boğazınızdan rahat geçsin olur. Bekleyin geliyorum. Ya onu bunu bilmem ama şirket elden gidiyor ya. Bu Seyman pek yaman canım. Hiç olmazsa onu kazandık. On parmağında on marifet şuraya bak. Bu ne hal böyle arkadaşlar? Bu şirkette böyle saçma sapan şeyler istemiyorum. Oldu olacak sefer tasıyla yemek getirin bari. Selman hazırlamış. Biz bir şey getirmedik yani Simgeciğim. Çaylar geldi. Bacım. Buyur buyur. Hadi siz de. Binali ağam pek sever sabah kahvaltılarını ofiste yapmayı biliyorsun mu? Onun için hazırladım. Siz de sebeplenirsiniz. O halde problem yok. Ama rica ederim bana bacım deyip durmayın. Ben bu şirketin genel müdürüyüm. Bana Simge Hanım diye hitap edeceksin. Peki bacım, problem değil. Bana ya. Aman her şey sinirlenir, kafana takma. Ya şu projeyi sunmalıyız bence. Gayet iyi hazırladık dosyayı. Binali Bey okey derse belki bir iş çıkar. O kadar çok borcumuz var ki bizim de. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çok sıkılıyorum. Ben de. Bir arkadaşımın ofisinde part time işe başlamıştım ya. Sağ olsun eve götürdü, orada çalış projeleri dedi. Hem çocukların başında olurum. Nana ben de sana yardım ederim dedi sağ olsun. Ne yapalım? Çıkacağız bu krizden. Başka çaresi yok. İnşallah. Ne oldu? Bir şey mi var Selman? Ya şimdi ağam, benim aklımda bir türkü var da, acaba çakı şeyim olabilir mi diye şey etmiştim. Aman be Selman, bu kaset işini de nereden çıkardın Allah aşkına? Niye öyle diyorsun ağam? Yoksa sesimi beğenmiyorsun mu? Hayır, onu demek istemedim ki ben. Ama bu işler Binali Bey'in dediği gibi kolay değil. Yılların sanatçıları artık kaset çıkarmıyorlar. Ya. Korsanı var, interneti var. Satmıyor işte. Boşuna masraf. Hem de büyük masraf. Ver ağam. Rahatsız olma yeğenim, rahatsız olma. Otur bacım, işinize bakın. Ağam, şimdi ben çıkış türkümüzü buldum biliyorsun mu? Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nasıl yârim, emmo, 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 emmo. Askere gönderdiler. O benim nasıl yârim, emmo, 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 emmo. Askere gönderdiler. Civanım nenni de nenni, güzelim nenni de nenni. Civanım nenni de nenni, güzelim nenni de nenni. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol sen. Maşallah. Ne güzel söylüyorsun Akrit. Maşallah. Maşallah. Ağam, bu kaset işi tamamdır değil. Tamamdır dedik ya Alek. Ben bir defa söylerim sözü. Binali'nin sözü erkek sözüdür ha. O ne? Ne oldu kafana? Volkan! Bebeğim! Ay, ne oldu? Volkan ne oldu? Ay. Yok bir şey. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel şöyle. Geçmiş olsun biliyorsun bunu. Sağ ol. Ben bir su alıp geliyorum. Saldırıya uğradık. Deplasmandan dönerken otobüsümüzü taşladılar. Bak şu tamam. Bak şu celeplere sen. Ha. Ne yaptılar, ne olacak? Çok zarar var mı? Futbolcular iyi. Ben otobüsün ön tarafındaydım. En büyük hasar bende. Aferin delikanlı. Takımı canın pahasına kolladın demek. Binali Bey, benim bu görevden almanızı rica edeceğim. Vallahi pek bana göre bir iş değilmiş bu. Olmaz. Katiyen olmaz. Ben takım için senin gibi aklı başında bir adamı nereden bulurum? Aklı başında mı? Hem çok uğurlu geldi. Bak haftalar sonra galibiyet aldı. Devam.
Takımın sana ihtiyacı var. Simge Hanım yok mu? Buralardaydı. Ay bayılacağım.